Bence ilk gittiği süreçten geçen seneki olan sürece kadar devamlı üstüne koyarak gitti. Yani Atletico ve Barcelona, Barcelona'dan sonra da bir adımdır. Bence özellikle evvelki sene Neymar'ın sakatlığının sürecinde sezona çok performansı yüksek girip skora etki eden, gol ve asist yapan ve üstüne koyarak devam eden bir oyuncu profili vardı. Aslında konuşuluyordu Barcelona'da oynar mı diye ben şunu ifade etmiştim. Oyun planlarına çok uygun bir takım da oynuyor, üstüne giyiyordu. Ama hayat böyle bir şeydir. Bu olumsuzlukları da nasıl olumluya çevireceksin? Burada nasıl esnek davranacaksın? Hayatın içinde devamlı böyle bir trend yukarıya doğru giden bir durum yoktur. Niye kadro dışı kaldı orada? O da... Kadro dışı ifadesi şöyle söyleyeyim aslında, yani aslında antrenmanlara mevcut orada devam ediyor. Bu bazen teknik adamların tasarrufunda da olan bir şeydir. Herhalde o planının organizasyonunun içinde. E, teknik olarak taktik olarak bulun durmayı düşünmediği bir yeni teknik adamla. Çünkü biz önceki Luis Enrique isteyen, transferini isteyen bir teknik adamdı. Bazen teknik adamların böyle bir tercihleri oluyor. Yaşadıkları çünkü çok duygusal bir çocuk. Ülkede ve süreçte yaşadıkları da çok onu etkilemiş olabilir. Bence şu anda biraz da zihinselde yorgunluk yaşıyor. Öyle mi? Ben öyle hissediyorum. E, toparlanır mı? Toparlanır. Çünkü o e, hayat hayatı hep böyle bardağın dolu tarafından ve bakan, pozitif bakan, çıkış noktaları bulabilen, kendinde mutlu olabilen bir çocuk. Biraz da bu anlamda tabii ki bu yaşadığı olumsuzluklardan da bir takım dersler çıkartıp önüne daha doğru nasıl bakacağını hep beraber ona eğer olursa gerçekleşirse katkı sağlayacağız.